Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul'un göz bebeği Nişantaşı'ndan sesleniyoruz. Lanvin firmasına konuk olduk. Firma müdürümüz Sayın Müge Sırma Bıyık ile birlikteyiz. Bakalım bize bu farklı ve güzel mekan hakkında hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar Müge Hanım. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk diyorum. Sizi konuk etmekten çok memnun olduk mağazamızda. Lanvin mağazası biliyorsunuz Jean Lanvin tarafından Fransa'da kuruldu. Aha. 124 senelik bir geçmişi var. Jean Lanvin 1946 yılında ölene kadar markanın devamındaydı. Öldükten sonra yerine kızı CEO olarak geçti. İkinci nesil. İkinci, evet. 2000 senesinde girişimci Çinli bir iş kadını tarafından satın alındı. Ve 2002 senesinde Albert Elbaz Lanvin'in kreatif direktörü olarak Lanvin'in başına getirildi. Ve 2012'de de 10. senesini kutladı. Halihazırda Albert Elbaz devam ediyor kreatif direktörü olarak. Biz Lanvin'i Demsa Grup olarak Türkiye'ye getirdik. Türkiye'deki hazır giyim müşterilerine perakende de Lanvin'i Demsa getirmiş bulunuyor. Ağustos ayında açtık mağazamızı. Daha çok yeniyiz. Henüz bir bebek, evet, diyorsunuz. Aynen öyle diyoruz. Şu anda Maçka Lanvin, Zorlu Lanvin ve Harvey Nichols'ın içinde Shopping Shop olarak Lanvin hizmet vermekteyiz. Hı hı. Türk müşterilerimize ve tabii ki dünyadan gelecek diğer konuklarımıza. Onun haricinde Lanvin çok köklü bir Fransız modası. Lanvin'in özelliklerinden bir tanesi de ilk Jean Lanvin'in kızına çok düşkün bir anne ve hırslı bir iş kadını. Kızına elbiseler dikerekten de ilk defa bir moda evi olarak çocuk koleksiyonu hazırlaması. Daha sonra 1926 yılında da ilk erkek koleksiyonunu çıkartıyor. Ve öyle oluyor ki yani bir Lanvin'e, Jean Lanvin'e giren bir müşteri o zaman komple bir aile, anne, kız çocuk ve bey giyinebiliyor. Hiç yorulmadan tek bir mekanda. Aynen öyle. Ve Jean Lanvin hazır moda giyim minden önce haute couture olarak hizmet veriyor. Fakat daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle de Jean Lanvin'in ölümünden sonra kızı hazır giyime yöneliyor. Evet. Ve 1992 senesinde Lanvin'in haute couture, daha eskiden haute couture'dan ziyade hazır giyim olarak, prêt-à-porter olarak müşterilerine sunuyor. Vallahi o kadar keyifli anlattınız ki yani hayran olmamak elde değil. Gerçekten Lanvin deyince kalite, kalite deyince Lanvin diyoruz. Aynen, hakikaten. Gerçekten. Çok sofistike bir kere koleksiyonlar, onu söyleyeyim. Çok net ve detaylar düşünmüş ama fakat yormadan gözü. Yalınlık çok ön planda. Onun harici mesela bu seneki koleksiyonda metalik renkler. Aynen, tam onu soracaktım. Hazır sizi yakalamışken bizi neler bekliyor bu yaz? Bu sene bizi yaz koleksiyonunda parlak ve metalik renkler bekliyor. Bunda gümüş, bronz ve dore dediğimiz. Onun haricinde neon renklerimiz de var. Ve tabii ki her zaman Lanvin'in koleksiyonu siyah ve beyazın yeri vazgeçilmez. Aynen öyle. Siyah ve beyaz da ağırlıklı olarak koleksiyonumuzda bulunacak. Yer alıyor. Burada Lanvin'in diğer ayrıcalıkları da tüm yelpazenin tek bir noktada bizlerle buluşması. Aynen. Yani gerek ayakkabı, gerek çanta, gerekse aksesuar olarak. Aynen. Biraz yelpazeden bahsedelim mi? Tabii neler var? Tabii ki. Şöyle ki Lanvin'in özellikle son birkaç sezondur devam eden aksesuarlarında özellikle. Aksesuar dediğimiz kolye ve küpelerinde oldukça büyük ve de çarpıcı parçalar çok ön planda ve bunlarda çok da rağbet görmekte. Onun haricinde çanta ve tabii ki ayakkabı koleksiyonları da. Ayakkabılarda hem kadında hem erkekte sneakerlar çok moda. Bunlar spor lastik ayakkabı dediğimiz. Çok rağbet edilmekte ve hem gençler tarafından hem de her yaşa çok hitap etmekte. Özellikle erkeklerde de sneakerlar çok kullanılıyor. Buradaki özellikle şu dikkatimi çekti. Ayakkabı açılmış, yani oraya biraz değinmek istiyorum. Yani hem spor
hem şık. Evet. Yani öyle bir şekilde bizlerle öyle, buluşturulmuş öyle. Ki... Çünkü şöyle de bir şey var, yani artık biliyorsunuz günümüzdeki özellikle iş kadınları günden geceye devam etmek durumunda. Yani çok şık bir elbisenin altına da düz bir pabuç giyebiliyor. Yani bu sneakerlarda giyilebilir. Dolayısıyla bu da insan hayatını çok büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Biliyorsunuz yani 10-12 saat çalışan birisinin topuklu ayakkabıyla dolaşması mümkün değil. Keza bizler için de aynı şekilde. Aynı şekilde. Dolayısıyla da yani çok daha günlük hayata adapte olabilen koleksiyonu Lambe'nin. Lambe'nin en önemli özelliği, yani biraz evvel siz de vurguladınız, gerek işte bluz, gerek elbise, gerek etek, gerekse diğer tüm ürün yelpazesinde giyecek anlamda da hep bir rahatlık, bir sadelik var. Aynı kıyafeti hem gündüz yani giydiğiniz zaman batmıyor, hem de gece giydiğiniz zaman da çok kesinlikle hoş bir görsel veriyor. Kesinlikle. Yine aynı şekilde bunu hem çantaya hem de ayakkabıya ve aksesuarlara taşıyor. Bu da tabii ki Lambe'yi Lambe yapan en önemli özellikler arasında. Dolayısıyla bir asırdan bahsediyoruz, yüzyıldan bahsediyoruz. Aynen. Bir marka kolay doğmuyor. Bu marka inşallah nice asırlar boyu diyelim İnşallah. Ki bizlerle olur. Sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Nişantaşı İstanbul'dan Lanven'den sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Kalite ve bol çeşidin adresi Lanven diyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.